Merhaba arkadaşlar. Ben Ufukcan. Nasılsınız? TV Motion derslerimize devam ediyoruz. Araya hafta sonu girdi. Cumartesi pazar girdiği için ve cumartesi pazarda çok fazla dersler izlenmediği için yani insanlar çok fazla YouTube'a bakmadığı için hafta içi derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sol alttaki abone ol butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman belirttiğimiz bir şey. Çünkü kanalımızı dışarıdan izleyen arkadaşlarımızın %70'i kanalımıza abone olmadan izliyorlar. Hep beraber sol alttaki abone ol tuşuna bastığımızda 200 saniyelik bir işlem bize katkı sağlarsınız. Yeni videolar size gelir. Şimdi kısaca tekrar modele neden döndük? Modelin ambiyansının kuvvetli olması için arkadaşlar bazı detay unsurları ekledim. Tavanda gizli aydınlatma döndüm ve spot lambalarla güçlendirdik. Neden güçlendirdik? Şimdi modelin güçlü olması bizim de TV Motion içerisinde veya herhangi bir render motoru içerisinde güçlü etkileri almamızı sağlayan unsurlardan, temel parametrelerden bir tanesi. Bunu zaten sürekli dile getirdiğimiz bir unsur. Çünkü e, ambiyans bakımından müşterinin size sunduğu görseller, referans görseller veya tasarım görsellerindeki etkileri siz birebir modele uygulamak zorundasınız arkadaşlar. Gerçekçi ve kaliteli görselin temel aşaması neydi? Modelin güçlü olması. Modelin hem tasarım bakımından güçlü olması hem ambiyans öğeleri bakımından güçlü olması önemli. Yukarıdaki gizli aydınlatma, gizli havuz, işte atıyorum kullandığınız sakıt lambalar, spot lambalar, yani köşe ve sağa sola koyduğunuz aksesuarlar bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar bir anda çalışmanın gidişatını değiştiren unsurlar. Bunları anlatmak istedim çünkü çalışma içerisinde çok sade, yalın bir görüntü aslında bizim kaliteyi de ekleyen unsurlardan bir tanesi. Mesela buradaki işte spot lambalara spot eklememiz, buraya led ışık eklememiz veya işte buradaki dolabın içerisindeki şu kısma led lamba eklememiz ambiyansı artırır ve kaliteyi artırır ve İçerideki ışık bir artırarak daha kaliteli görüntü almamızı sağlayan temel parametrelerden bir tanesi arkadaşlar. Bunların yapılması gerekiyor. Yapılmazsa ne olur? E yapılmazsa şöyle örnekleri var. E hemen anlatayım ben size. WhatsApp'tan dındın dın bir mesaj geliyor. E hocam merhaba. Evet. E kaliteli görselleştirme, gerçekçi görselleştirme alamıyorum. E gönder bakalım görüntüye. Gönderelim bakıyoruz görüntüye. Gön, Gönderi de yapılan hiçbir şey yok. Bir tane salon, ortaya bir tane sehpa, L koltuk, karşıya TV dolabı kardeşim bunun süpürgeliği nerede? Yok. E tavanda aydınlatması yok. Gizli aydınlatması yok. Havuzu yok. E müşterinin sana gönderdiği görsel hangisi? Bu. E, böyle bir şey istiyor müşteri. Veya işte buna benzer bir şey istiyor. Gönderiyorsun. Kullanıcının yapmış olduğu tasarımla müşterinin Pinterest'te beğendiği tasarım arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar. Yani şunu bile koymamış kullanıcı. Şu kapı e, sürgüsünün kolu var ya. Yani koldan bahsediyorum arkadaşlar. Kolu bile koymamış. Kol yok. Yani şurası boş. Ya bu bir detay unsurdur. Sen şuraya bir tane kaliför peteğe koydun. Bu detay unsurudur. Bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Biz ders anlatırken ders sırasında bu, ben buraya kaliför peteğe koysam ne koymasam ne. Yani ben size burada zaten görselleştirmenin ana damarını, ana cevherini anlatmaya çalışıyorum. Sen buraya o kaliför peteğini koyacaksın. Buraya bir tane tablo koyacaksın yani. Bunları tamamlayacaksın. Sen müşterinin gönderdiği tasarımla kendi tasarımı yan yana bir koy. Olmuş mu? Olmamış Ona bak. E, olmamış. E, yapamıyorsan bu sefer kanalda bir birçok video var. Onları izle. Uygula. Neler yapılması gerekiyor? Modelde mi var? Modelde mi eksiğin var? Tasarımda mı var? Sor. Araştır. E, sen sadece yalın halde verirsen e, sonra dönüyor. Biz müşteriyle papaz olduk. E, niye papaz oldun? E, baştan böyle anlaştın ama verdiğin sonuç jinalinin renderı. E, o yüzden müşteriyle papaz olman olası. O yüzden bizim anlattığımız, benim anlattığım e, TV Motion dersleri olsun, kanalda diğer D5, Enscape, SketchUp dersleri olsun. Yakında SketchUp 2024 ile ilgili temel eğitim derslerine başlayacağız arkadaşlar. Eksikleriniz varsa onları da izleyin derim. Bir şeyi ehil anlamda, ehil olmanız için arkadaşlar o şeyi iyi kavramanız gerekiyor. Yani bir şey konusunda ben bunu biliyorum demek aslında e, bir şeylerin hala eksik olduğunu gösterir. Çünkü çok şey biliyorum diyor ama dosyaya gönder bakalım dediğimiz zaman birçok şeyin eksik olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sektör bu sektör sürekli gelişen, sürekli ilerleyen bir sektör arkadaşlar. Modelimiz böyle. Modeli e, tekrar TV Motion'a atarak gerekli işlemleri yaparak tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bulunduğunuz platformlarda WhatsApp platformu olur, öğrenci platformları olur. Kendi Facebook, Instagram gruplarınız olur. Bu videoları paylaşırsanız bize katkı sağlanmış olursunuz. En azından şurada oturduğumuz, size vermiş olduğunuz bilginin karşılığında bize bir bonus olur arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.